Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Bugünkü konuklarımız Selahattin Kınalı ve Kartal Yiğit'le gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Hoş bulduk. Evet. Yavru ağzı yeşil yeşil. Bugün öyle başladık. Güzel renkler. Güzel. Her sizinki güzel. Güzel böyle ördek başı yeşili. Yayından önce bir de... tartıştık biz, bu ne yeşili diye ama. Ben zindan yeşili diyorum. Sen ördek başı ama ikisi de aynı yeşil. Böyle yani. Değişik renklerle çıkıyoruz. Evet. Sabah sabah böyle içimiz açılsın diye. Kartal Yiğit son dönemde modaya yön veren isimlerden biri biliyorsunuz Selahattin Kınalı. Her gün başka bir tarzla arzaya indam ediyor. Cemil İpekçi ile görüşüyormuş. Evet. Ama çok güzel. Ben şahsen beğeniyorum. Yakışıyor. Yakışmıyor diyenler de var. Yakışmıyor diyenler diyorlar ki artık. Ya kaç yaşına geldin hala bu renklerle ne işin var? Kıskandıkları için. Kıskanıyorlardır. Babam bile diyor ya diyor boş ver diyor ne işin normal lacivert ceket giy diyor. Senin yaptığın devrimci bir tavırdır. Her devrimci tavır. Geleceğe değil mi? Biraz değişiklik bir olsun. Mesajdır evet. İyi evet. Yapıyorsun. Senin başka renkler de bekliyoruz. Renkler. Evet. Bu kadar yeter ben artık. Ben de destek bu, olurum. Fazlası de olurum. Fazlası iyi değil. Peki, şimdi değerli izleyenler milli aradayız ve milli takımın birazdan başlamasını beklediğimiz bir antrenmanı var. Canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Muhabir arkadaşımız Furkan Yıldız takip ediyor. Her an oraya dönebiliriz. Öncelikle bunu söyleyelim. Karadağ mücadelesi öncesi yarın 21.45'te oynanacak karşılaşma ve milli takım son çalışmasını gerçekleştirecek. Biz de bu çalışmayı ekranlarınıza taşımaya çalışacağız ama biz şimdilik şöyle bir gündem maddelerimizle başlayalım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek milli arada divan kurulu toplantısında konuştu. Bildiğiniz gibi birkaç gündür Acun Ilıcalı'nın açıklamaları üzerine karşılıklı bir söz düellosu diyebiliriz iki taraf arasında. Dursun Özbek başarılara ulaşmak istediklerini söyledi ve yine bir Fenerbahçe göndermesiyle gerçek 5 yıldızı takmak istiyoruz dedi. Bir izleyelim sonra konuşalım. Evet Dursun Özbek dün aslında bir açıklama daha yapmıştı ve bundan sonra biraz daha dikkatli açıklamalar yapmaya, biraz daha sakin kalmaya çalışacağız demişti. Dün de divan kurulu toplantısında 25. şampiyonluğu kazanıp gerçek 5. yıldızı takmayı hedefliyoruz diye aslında yine bir gönderme yaptı Selahattin Kınalı. Ne dersiniz? Milli arada tabii takımlar nasıl çalışıyor, nasıl dönecekler biz genelde bunları konuşmaya alışırız ama bir de İşin böyle bir gündem boyutu var bizim ülkemizde malum biliyorsunuz. Ne dersiniz? Antonioni diye bir yönetmen var. Onun Blow Up diye bir filmi vardı. Efsane filmdir yani. Blow Up bir sürü anlamı var da kızgınlık şubu gibi ama yani görüntüyü büyütmek. Yani film başlar Londra'da geçer. İşte bir gazeteci ya da fotoğrafçı bir çocuk bir fotoğraf çeker. Çektiği fotoğrafta bir kadın objesi vardır. Kadın fotoğrafı alelade bir fotoğraftır. Çekip almak ister o görüntüyü, kareyi, filmi. Makineden çıkarıp almak ister. İşte başrol oyuncusu çocuk unuttum adını. Niye istediğini anlayamaz filan. Ne var yani alelade bir park fotoğrafı filan diyor. Sonra gider işte kendi evinde laboratuvarda büyütür. Blow up. O görüntüyü büyütür ki orada bir cinayet işleniyor. Aslında bir cinayet var. Kulüp başkanlarımız konuşuyorlar. Federasyon başkanımızla bir araya geliyorlar. Sorunları konuşuyorlar. Daha işte dikkatli açıklamalar yapacağız. Şu olacak, bu olacak. Sonra başkanlarımızdan biri şimdi konuşan Sayın Özbek. Daha da başarılı olacağız diyor. Yani oradan bir şey takıldı kafama. Oradan blow up geldi aklıma. Daha da başarılı olacağız diyorsan eğer daha önce başarılı olmuş olman gerekiyor. Daha önceki başarın Türkiye şampiyonluğuysa eyvallah bir lafım yok. Ama Galatasaray hedeflerini hep Türk olmayan takımları yenmek üzere kurgulamış bir kulüp. Gelenek o. Senin şampiyonluk ve Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluk başarı sayılmamalı. Olağan bir şey sayılmalı. Senin hedeflemenden de bakarsak eğer zaten üçünüzden dördünüzden biri olacaksınız. Şimdi daha da başarılı olacağız. Bunu duyunca geçmişle ilgili bütün bellek sıfırlanmış olsa bende mesela ben size derim ki Ezgi Galatasaray son 2 yılın şampiyonuymuş. Evet. Avrupa'da çeyrek final falan mı oynadı? Yarı final mi oynadı? Yani başarılı olmuş olması gerekiyor. Hiçbir şey yok. Bir Sparta elendi, bir Young Boys elendi. Yani görüntüyü blow up diye şu Türk futbolunun görüntüsünü bir yakına alıp blow up yapıp büyütmemiz gerekiyor ki cinayeti görelim.
Herkes futbol severleri kandırıyor. Ben onu görüyorum. Ve ben gördüğümü söylemekle yükümlü hissediyorum kendimi. Bu futbol denen oyunun tek masum tarafı olarak futbol severler kaldı, taraftarlar kaldı. Ve taraftarlara herkes yalan söylüyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Görüntüyü büyütelim. Forma satın al diyorlar bize, alıyoruz. Bilet al diyor, alıyoruz. Kombine al, alıyoruz. Bizden ne isterse biz yapıyoruz. Önümüze konan şey Young Boy'a elen, yani en üst düzeydeki temsilcimiz Galatasaray olduğu için söylüyorum bunu. Beşiktaş olsa, Trabzon olsa onlara da söylüyor. Young Boy'a elen, Sparta Prag'a elen, kendi bütçenin 5'te 1'i, 10'da 1'i, 20'de 1'i takımları elen. Ondan sonra geldi, daha da başarılı olacağız. Peki. Peki. Doğru. Yani daha da başarılı olmak. Ben de katılıyorum yani. Daha da başarılı. Bir kere Avrupa'da bir başarı gerçekleştirin. Şampiyon oluyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsunuz. Yani bu daha önceki yayınlarda da söylemiştim ben. Bir kere başarı kriteriniz nedir? Ölçüsü nedir? Evet, ligde biz yine bu sene de ligde şampiyon olacağız. Belli ki Sayın Başkan'ın başarı kriteri bu sene. Ne diyor? Biz gerçek 5. yıldızı takmayı hedefliyoruz diyor. 25. şampiyonluğumuzu alacağız diyor. Doğru isteyebilirsiniz. Kimse niye istiyorsunuz diye bir şey söyleyemez. Ama şunu da beklerdim. Biz Avrupa'da artık geçmişte yaptıklarımızı tekrarlamak istiyoruz. Özlenen Galatasaray'ı getirmek istiyoruz. Hep böyle kendi aramızdaki iç çekişmelerle bu işi sürdürmek istemiyoruz demesini beklerdim. Yani evet, Young Boys takımını eğlenmiş Galatasaray var karşımızda. Şu anda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini, Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu konuşacaktık biz. Şimdi ligde şampiyon oluyorsunuz 2 sene üst üste. Hadi derim bu sene de oldunuz 3. sene. Ne olacak, yine mi Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceksin? O zaman ne manası kalınıyor? Hayır, ama bu sezon ve muhtemelen bir sonraki sezon şampiyon direkt gidecek. Gidiyor. Tamam, direkt gidiyor. Direkt gidecek. Bu önümüzdeki senelerde. O yüzden şu 2 senenin şampiyonluğu gerçekten önemli. Ama yine de. Direkt gidecek ama işte tamam güzel bir şey. Hı-hı. Ama Young Boys'a, Sparta Prag'a elenen bir takım onu olarak gidiyoruz. Onu sorgulamak ayrı tabii ki. Tabii onu diyorum ben. Bu sene gidememesinin nedeni ne? Yani biz bunu Sayın Başkan'dan veya yönetim kurulu üyelerinden veya hocadan bunun cevabını almamız gerekirdi. Yoksa işte rakiplere göndermeyle, Fenerbahçe'ye göndermeyle, işte gerçek 5. yıldızı takmaya falanla, yani bilmiyorum. Ben artık bu sözlerin demode kaldığını düşünüyorum. Evet, olabilir. Kendi iç cephesini sıklaştırma adına yapmış olabilir. Çünkü sezona sorunlarla başlayan bir Galatasaray yönetimi vardı. Her ne kadar futbol takımı bu sorunlarla sorunlara karşı mücadele eden sonuçlar aldıysa da, ama yönetim kurulu içerisinde sorunların olduğunu cümle alem biliyor. Hı hı. Şimdi buna rağmen Galatasaray takımı yönetimine destek oldu aldığı sonuçlarla. Şimdi Sayın Özbey'in demesi doğru, yani şampiyonluğu hedefliyoruz, ama dediğiniz gibi başarı kriteri sadece içerideki, evet, şampiyonluk olmaması lazım. Peki. Avrupa'yı da düşünmeleri lazım. Devam edeceğiz. Milli takımın antrenmanı artık yavaş yavaş başlıyor değerli izleyenler. Hemen kameralarımızı çevirelim. Muhabir arkadaşımız Furkan Yıldız bize antrenmanın detaylarını anlatacak. Ezgi Toper, çok teşekkürler. Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinden bizler de mutlu sabahlar, iyi yayınlar dileyelim hem sana hem de konuklarına. Ameli futbol takımımızda Karadağ mücadelesi öncesinde son çalışması gerçekleştiriliyor artık Ay Yıldızlar. Kısa bir süre önce futbolcular antrenmanın gerçekleşeceği sahadaki yerlerini aldılar ve az önce yine teknik direktörümüz Vincenzo Montella futbolcularla mini bir toplantı gerçekleştirdi ve artık düz koşu eşliğinde antrenman başladı. Herhangi bir eksik isim olmadığını belirtelim. Bu tabii ki güzel bir haber. Son antrenmanda amirli futbol takımımız tam takım sahada yer alıyor. Sakatlığı olan, antrenmanda olmayan herhangi bir futbolcumuz yok. Daha önce açıklanan aday kadroda Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkartılmıştı iki isim.
ve Mert'in yerine de kaleci rotasyonuna Berke Özer Eyüpspor'dan dahil edilmişti. Artık yarınki Karadağ mücadelesini bekliyor Ameli futbol takımımız. Saat 21.45'te Samsun 19 Mayıs stadyumunda Karadağ'a konuk edecek milliler. Uluslar Ligi'ndeki 3. karşılaşmamız olacak grupta. Daha önce oynadığımız 2 karşılaşmada 4 puan toplamıştık. Galler deplasmanında aldığımız 1 puanla başlamıştı Uluslar Ligi serüveni Ameli futbol takımımız için. Ardından iç sahada İzlanda'yı 3-1 mağlup ettik ve şu anda averajla 4 puanla lider durumda bulunuyor Ameli futbol takımımız. Rakip yarın Karadağ, 14 Ekim tarihinde ise deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geleceğiz. Bu milli aranın ardından Uluslar Ligi sürecinde Kasım ayında bir süreç, bir milli ara daha yaşayacağız. Kasım ayında da yine 2 maçı olacak Ameli futbol takımımızın. 16 Kasım'da iç sahada Galler, 19 Kasım'da ise deplasmanda Karadağ maçlarıyla artık Uluslar Ligi'ndeki bu dönemi, bu milli arayı noktalıyor olacağız. Biraz kadrodan bahsedelim. Kimler var kadroda? Belki aday kadrodan biraz bahsetmek gerekebilir. Kaleci rotasyonunda birbirinden değerli 4 ismi görüyoruz. Altay Bayındır, Berke Özer, Uğurcan Çakır ve Muhammed Şengezer şu anda Ameli futbol takımımızın kaleci rotasyonunda yer alan isimler. Savunmada Abdülkerim Bardakçı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın ve Zeki Çelik de Ameli futbol takımımızın savunma rotasyonunda olan isimler. Orta sahada Atakan Karazor yeni yüzlerinden birisi Ameli futbol takımımızın. İlk kez Vincenzo Montella tarafından Ameli futbol takımı aday kadrosuna davet edilmişti. Stuttgart'ta forma giyiyor Atakan. Takım kaptanlarından birisi Stuttgart'ın. O da tercihini Türkiye'den yana kullandı ve artık yarınki karşılaşmayla beraber onun da Ameli futbol takımı kariyerinin başlamasını bekliyoruz. Hayırlı olsun diyelim bir kez daha hem Atakan için hem Ameli futbol takımımız için. Hakan Çalhanoğlu takım kaptanlarımızdan, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ki Orkun'un da son haftalarda Benfica'da çok formda bir dönemden geçtiğini belirtelim. Forvet hattında ise Ahmet Kutucu, o da uzun bir aradan sonra tekrar Ameli futbol takımında kendisine yer buldu. Ahmet Kutucu Eyüpspor'da Arda Turan'la beraber çok büyük bir çıkış yakaladı. Sezonun geride kalan bölümünde Süper Lig'de flash isimlerden birisi Ahmet Kutucu ve dikkatini çekti Vincenzo Montella ve ekibinin ve Ekim ayındaki aday kadroda o da tekrar uzun bir aradan sonra kendisine yer bulmayı başardı. Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Bertu Yıldırım, İrfancan Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ki Orkun'dan bahsetmiştik. Bir parantezde belki Kerem Aktürkoğlu'nu açmak gerekebilir. O da Benfica'ya transfer olduktan sonra her geçen hafta, her geçen maç çok daha üzerine koyarak devam ediyor Portekiz kariyerine. Müthiş bir başlangıç yaptı Kerem Aktürkoğlu. Ve son olarak da Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın genç yıldızı, Ameli futbol takımımızın aday kadrosu. Bu şekilde değerli izleyenler, 3. maçında UEFA Uluslar Ligi, UEFA Uluslar B Ligi daha doğrusu, özür diliyorum, 3. maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek milliler. Bu karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. UEFA yarınki maçın hakemlerini de açıkladı. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Cifi yönetecek yarınki karşılaşmayı ve yardımcılıklarını ise Alessia Berti ile Luigi Rossi yapacak. Yarın Samsun'da 19 Mayıs stadyumunda güzel bir atmosferde milliler Karadağ'a konuk edecek. Bugün öğleden sonra saat 16 sularında milli futbol takımının Samsun yolculuğu başlayacak. Saat 18'de ise Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
Geride kalan iki maçı hatırladığımızda özellikle Galler deplasmanında alınan beraberlik, 10 kişi kaldığımız karşılaşmada belki ortaya konulan futbol, özellikle hücumdaki etkisizlik çok eleştirilmişti Galler mücadelesi sonrasında, ama İzlanda karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle aslında bu grupta B liginde ne kadar iddialı olduğunu A-Milliler bir kez daha ortaya koymuş oldu. Hedefimiz tabii ki B ligini lider tamamlayıp A ligine yükselmek. Uluslar Ligi'nde oldukça önemli. Grubu lider bitiren ekip doğrudan A ligine yükselecek Uluslar Ligi'nde. İkinci olan takımsa playoff oynama hakkı kazanacak. Türkiye, Karadağ, Galler ve İzlanda'nın bu grupta olduğunu da bir kez daha hatırlatmış oldum. Rakibimizin grupta puanı yok. Teknik direktörleri aslında hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim. Robert Prosineçki daha önce Süper Lig'de de görev almıştı. Prosineçki Kayseri Spor'da çalışmıştı. Hırvatistan futbolunun eski ismiyle belki Yugoslav ekolünün çok önemli isimlerinden birisiydi Robert Prosineçki. O da teknik direktörlük kariyerine Karadağ'da devam ediyor. Şu ana kadar onlar açısından Uluslar Ligi çok da istenildiği gibi başlamadı. Diliyoruz tabii ki, temenni ediyoruz. Yarın da Karadağ'ın gruptaki 3. maçında sahadan puansız ayrılması olacak. Formda olan isimlerimiz var. Şöyle aday kadroya baktığımızda aslında tabii ki her bir isim, her bir futbolcu gerçekten birbirinden değerli, ama buraya, bu milli araya çok formda gelen futbolcular, isimler var. Uğurcan Çakır, Trabzonspor için artık belki de efsane olma yolunda ilerliyor demek çok da yanlış olmaz ki bu sezon çok üst düzey bir performansı var Uğurcan'ın. Her ne kadar Trabzonspor sezonu çok iyi bir başlangıç yapmasa da Uğurcan şu ana kadar belki de kariyer performanslarından birisine imza atıyor. Savunma hattına baktığımızda Abdülkerim Bardakçı yine Galatasaray'da çok istikrarlı bir şekilde performansını sürdürmeye devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu Brighton'a transfer olduktan sonra bir sakatlık dönemi yaşamıştı ama o da tekrar formayı aldı. Aldığı süreleri arttırmaya başladı o da Premier Lig kariyerinde. Yavaş yavaş o da adaptasyon sürecini tamamlamaya başladı Ferdi Kadıoğlu. Hakan Çalhanoğlu Inter'de A-Milli futbol takımımız için çok önemli isimlerden birisi. Hakan takım kaptanlarımızdan birisi. Her zaman olduğu gibi yine aslında bu milli arada da, bu süreçte de, bu karşılaşmalarda da Vincenzo Montella'nın en önemli sahadaki ayaklarından birisi Hakan Çalhanoğlu olacak kuşkusuz. Kaan Ayhan aslında joker diyebileceğimiz futbolculardan birisi. Galatasaray'da ağırlıklı olarak sağ bekte forma giyiyor Kaan Ayhan ama hepimizin de bildiği gibi hem sağ bekte forma giyme özelliği var, hem stoperde oynama özelliği var. Gerektiğinde orta sahada da forma giyebiliyor ki biz milli takımda Kaan Ayhan'ın daha çok orta sahada forma giydiğini gördük. Avrupa Şampiyonası'nda da Vincenzo Montella Kaan'ı daha çok orta sahada değerlendirmişti. Orkun'un çok formda geldiğinden bahsetmiştik. Benfica'da iyi bir sezon geçiriyor şu ana kadar. O da Kerem Aktürkoğlu ile beraber. Bireysel anlamda birçok futbolcunun bu milli araya formda geldiğini söylemek yanlış olmaz. Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da Juventus'un 10 numarası olarak devam ediyor kariyerine. O da her geçen sezon gelişimini sürdürmeye devam ediyor. A-Milli futbol takımımız için çok önemli potansiyellerden birisi. Çok genç ve potansiyelli isimler de var aslında. Belki de bu anlamda da oldukça şanslı bir jenerasyona sahibiz demek de yanlış olmaz diye tahmin ediyorum. Semih Kılıçsoy o isimlerden birisi. Arda Güler ki artık Real Madrid'de oynayan bir oyuncu için ne kadar potansiyel demek doğru olur bilemiyorum.
kendisini ispat etmiş, kalitesini, potansiyelini ispat etmiş birçok önemli genç yıldıza, yıldız adayına sahibiz aslında ülke olarak. Uzun yıllar belki de Amili futbol takımına hizmet edebilecek bir jenerasyon var ki Ümit Milli takımda da çok değerli çocuk, çok değerli isimler, çok değerli genç futbolcular var. Şu anda antrenmanın ilk bölümü devam ediyor. İlk 15 dakikasının basın açık olarak gerçekleştiğini bir kez daha hatırlatalım. Amili futbol takımımız bugün öğleden sonra saat 16 sularında Samsun'a yolculuğu başlayacak. Karşılaşma yarın saat 21.45'te Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak. Bu akşam ise saat 18'de Vincenzo Montella ile bir futbolcumuz basın toplantısında soruları yanıtlayacak. 14 Ekim'de ise rakip İzlanda olacak deplasmanda. Aslında çok şansımızın yaver gittiği bir deplasman değil İzlanda deplasmanı. Daha önce tarihte elemelerde oynadığımız karşılaşmalarda birçok defa hayal kırıklığı yaşamıştık. Bizim açımızdan çok zor geçen bir deplasman oldu hep İzlanda deplasmanı. Bu kez diliyoruz ki oradan da puan ya da puanlarla dönecek Amili futbol takımımız. Milli arada, daha doğrusu Uluslar Ligi'nde son süreç, son periyotsa Kasım ayında gerçekleşecek ve Kasım ayındaki iki karşılaşmayla beraber Uluslar Ligi'ni noktalayacağız. 16 Kasım tarihinde iç sahada Galler'i konuk edecek Amili futbol takımımız. 19 Kasım tarihinde ise deplasmanda oynayacağımız Karadağ mücadelesiyle Uluslar Ligi'nde B Ligi'ni, Uluslar B Ligi'ni Amili futbol takımımız noktalayacak. Grubu lider bitirirsek A Ligi'ne yükseleceğiz. İkinci olduğumuz takdirde ise playoff oynayacak Amili futbol takımımız. Antrenmanda şu ana kadar en azından bu kısa süreçte gözlemleyebildiğimiz kadarıyla aslında morallerin yüksek olduğunu görüyoruz. Birçok isim aslında çok uzun zamandır Amili futbol takımda oynama alışkanlığı da olan isimler. Çok fazla yeni yüz yok belki. Atakan Karazor'u belki o isimler arasında yazabiliriz. Yeni yüzlerden birisi. Ahmet Kutucu yine eski ama yeni yüzlerden birisi. Bu anlamda aslında buradaki ortamın biz basın mensupları olarak gözlemleyebildiğimiz kadarıyla da oldukça keyifli geçtiğini görüyoruz. Kampların yakın zamanda bir Avrupa Şampiyonası süreci yaşamıştı Amili futbol takımımız. Ülke olarak tabii çok büyük sevinçler yaşamıştık Avrupa Şampiyonası döneminde. Önümüzde bir Dünya Kupası elemeleri süreci başlayacak artık yakın zamanda. Çok uzun zamandır gidemiyoruz Dünya Kupası'na. Son olarak 2002 Dünya Kupası'nda boy gösterme şansımız olmuştu. 2026 Dünya Kupası bu anlamda bizler için de oldukça önemli. Hem futbolcular açısından hem ülke olarak bizler açısından da çok büyük önem teşkil ediyor. Evet, Riva'da Amili futbol takımımızın basın açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanda artık bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Bir kez daha tekrar edelim. Yarın milliler gruptaki 3. maçında Karadağ Samsun'da 19 Mayıs stadyumunda konuk edecek ve bugün öğleden sonra saat 16 sularında da Amililerin Samsun yolculuğu başlayacak. Bugün ve maç günü yarın tüm detaylar, Türkiye Karadağ maçı öncesindeki tüm merak edilenleri biz yine bu ekranlarda, Aspor ekranlarında paylaşmaya devam ediyor olacağımızı ifade edelim ve sözü Riva'dan tekrar sizlere bırakalım. Ezgi Toper. Furkan Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Millilerimize de şimdiden başarılar dileyelim. Hemen konuklarımdan da milli takımla ilgili birkaç cümle almak isterim. Selahattin Kınalı, Karadağ mücadelesi. Şu anda averajla lideriz grupta. Ve elbette Montella'nın nasıl bir sistemle, nasıl bir kadroyla yola devam edeceğini merak ediyoruz. Farklı farklı denemeler yaptı şimdiye kadar. Özellikle de hücum hattında ayaklarımız ve ortaya konan performans arasında zaman zaman bir makas açıldığını görüyoruz. Bunu nasıl açıklayacağız? Acaba bu karşılaşmalar bunu oturtabilir mi? O oyun sistemini oturtabilir mi? Bunları göreceğiz. Nedir sizin Karadağ maçından beklentiniz? 3 puan.
Peki, teşekkürler. Ya şeyi söyleyeyim. Mesela bu milli maç Samsun'da oynanıyor değil mi? Niye milli takım bir gün önceden Samsun'a gitmiyor da Samsun sokaklarında dolaşmıyor çocuklar? Samsun halkı çocuklarla hasbihal. Bugün gidecekler ama. Bugün gidiyorlar işte. Ama ne, gidecekler, yatacaklar, sabah da yarın da maç günü zaten. 21.45'te maç. Maç günü, maç günü çıkılmaz dışarı. Çıkamaz. Bir gün önce de maç günü 4'te 16'da vakit gidiyorlar. De vardı yani. Milli maçlar, o milli maçları değil bitmiş. Değil mi? 1-2 gün önce. Bir de Samsun'da bulursun. Samsun ulaşılmayacak bir yer değil ki. Ya başka bir yer olursa da başka bir yer. Yani bu çocuklar hepsi de pırlanta gibi çocuklar. Gitsinler halkla biraz karışsınlar ya, biraz dolaşsınlar Cumhuriyet Caddesi'nde, bir Samsun önemli bir şehirde yani. Halkla biraz kaynaşsınlar, biraz buna izin versin TFF yönetimleri. Ya o kadar bunlar şey fanus çocukları değil. Sana bir soru. Şu çocukların içinde mesela oraya gittim bir kişiyle fotoğraf çektirme ya da sohbet etme şansın var. Kimi seçersin? Fotoğraf çektirme. Ya da sohbet etme. Durumuna göre. Sen gazeteciysen röportaj yaparsın. Herhangi bir vatandaşsan fotoğraf çektirmek istersin. Bir tane hakkın var oyunculardan. Kimi seçersin? Aa, bilemedim. Hmm. Ben zor söyleyeyim soru. Mi? Seni kim seçersin? Arda'yı. Aa, ben mesela... Yani Arda'yı diyecektim ama bilemiyorum. Arda çok popüler ama ben olsam Yunus'u seçerdim mesela. Yunus'ta çünkü Türk futbolunun trajedisi saklı. Galatasaray kendi altyapısına yetiştirdiği bir oyuncuyu oralara yolla, buralara yolla. Elden çıkarmaya çalıştı, çıkaramadı. Yani sen bakma, kiralık yolluyor. İyi bir teklif gelse verecekti. Trabzon'a dedik ki para verin, almış Yunus'u. Ya, bir buçuk iki sene öncesinden bahsediyorum. Ama sonuçta ne oldu? Allah'tan Okan Buruk bir şans da verdi de. Altyapıdan gelen oyuncuların hepsini birden temsil ediyor aslında Yunus şu anda. Ve hiçbir zaman küsmeyen bir hali vardı. Onu Yunus'a onu sormak isterdim. Yani hangi inanç seni ayakta tuttu ve bugün Galatasaray takımının en önemli oyuncusu şu an Yunus, hücum evet. Oyunlarının ona dönüştü. Ama işte Arda dedi, Yunus dedim, senden ses çıkmadı. Arda. Sen de mi Arda diyorsun? Arda. Belki hayır. Bir de Atakan'ı düşünürdüm. Atakan. Atakan'ı şöyle hayır. Düşündüm. Yani bir süreci devam ettiği evet. için hani bilemiyorum. Şimdiye kadar neredeydin gibi yani hani. Yok, şimdiye kadar neredeydin gibi değil de işte biraz daha kırılgan bir süreç malum. Hem bizim açımızdan hem oyuncu tabii canım, açısından. Daha biraz erken. Belki biraz erken Atakan için. Atakan'la Arda arasında kaldım ama Arda diyorum. Ya Arda zaten evet Arda yani. Hayır, şöyle. Sonuçta Real Madrid'in oyuncusu yani Arda başka bir çocuk. Samsun'a dediğin gibi milli takım erken gitseydi mesela orada büyük ihtimalle otelin önü müthiş bir kalabalık olacaktı. Tabii. Olsun. Özellikle işte yeni nesil orada... Direkt fotoğraf çekilip tanışılma, konuşulacak isim Arda Güler olurdu. Çünkü çoğu gencin artık idolü şu an itibariyle. Ama yalnız Arda değil tabii. Çok ya, değerli oyuncularımız var yani. Yani gençlerin ilgi gösterdiği çok Kılıç, isim Soy var. Yani Barış Alper var, Kenan tabii var, canım. Çok oyuncu var. Yani Devru Kadeci, oyuncu var. Yalnız Uğurcan Arda değil. Var, Berke var, Hakan Çalhanoğlu var. Ya hepsi değerli canım. Kerem bizim var. Kerem bu arada şey. 15 dakikalık görüntülerde görüyoruz. Kampın en neşelisi Kerem. Sanki bir esaretten Kerem'e kurtarmış kendini. İyi geldi. Çok iyi geldi. Keza Orkun da öyle. Orkun'a da iyi geldi Kerem. Kerem maşallah. Bravo valla. İzlanda maçını kahraman. İnşallah bu hava değişimi şeyi Karadağ hafife almamayla ve bir 3 puanla taşlamış. Yani çok hafife alacak bir pozisyonda değiliz Selahattin Kınalı. Biz değiliz. Herhangi bir ülkeyi hafife alacak pozisyonda biz. Değiliz. Biz. Değiliz yani 24 yıldır. Ama alırız ya. O durumda değiliz ama alırız. Yani diyorum. kimlere yenilmişsin. Hafife almanın bedelini çok ödedin. Yani evet, o yüzden diyorum yani o pozisyonda dediğin değiliz gibi, diye. Tabii şimdi bakma sen Karadağ'a, tamam doğru yani sonuncu 0 puan ama. Yani iyi top oynuyorlar. Futbol bu ve ya o bölge Yugoslav ekolüdür eski. Evet. Biliyorsun abi Balkan. O bölgenin başlarında da tecrübeli bir hoca var. Prosonecki yani öyle aman astık kestik değil. Beş attık falan filan yani. Herkes işini yaparken ciddi olacak. Bir işte ciddi olursan kazanırsın. Ciddi olmazsan kazanamazsın. Ama tabii ki arada siklet farkı var. Ben de milli takımdan yarın güzel bir oyun. Farklı bir sonuç bekliyorum. Özellikle Kerem'in bu müthiş oyunu, müthiş performansı devam edecek mi? Ben devam edeceği tabii, düşüncesindeyim. Milli takıma da yansımasını bekliyoruz evet, haliyle. Çünkü İzlanda maçında Kerem faktörü vardı. Evet. Çok iyi oynadı. O nedenle Kerem'i merakla bekliyorum. Tabii ki onun dışında mesela acaba bir Semih Kılıçsoy'u oynatır muhtemel mı? Muhtemelen 11'i alır mı? Koydular mı? Oldu mu? Yani yok, daha yok, koymadı. Ya muhtemelde Semih görünebilir mi acaba? Ben Semih yani Semih'in çünkü oynama ihtimali olduğunu düşünüyorum tabii. Yani ama ilk 11 olmasa bile
Bilmiyorum. Ben sadece sordum. Yani bunu çok tartıştık. Bir santrforsuz oyun santrforsuz şu anda ne kadar oyun, evet. Dünyada geçerli. Yani belki bu maçta içeride oynuyorsunuz. Karadağ takımı. Belki farklı bir sistemle dizilişte çıkabilir. Yani bir sürpriz yapabilir Montella. Onu olabilir. Ben Ahmet Kutucu tercihini enteresan buldum. Tam Montella oyuncusu. Ama kesinlikle doğru buluyorum. Hmm. Yani hep böyle milli takım kadroları açıklandığında derler ya işte bizim oyuncumuzu niye almadın, onu aldın, bunu aldın, haksız yere aldın falan, ama şu anki kadroya baktığım zaman Montella'nın doğru tercihler yaptığını söyleyebilirim. Özellikle Ahmet konusunda. Eyüpspor'da gerçekten son dönemde müthiş bir performans sergiliyor. İşte hak ederek gelinmiş bir yer. Evet. Ve doğru bir karar. Mesela Beşiktaş maçında ben çok keyifle izledim Ahmet'i. Ve ihtiyaç da var o bölgede zaman zaman milli takımda. Oynatabileceğini düşünüyorum. Süre alması da lazım. Dediğimiz gibi şu anki kadro bence gayet mantıklı, gayet doğru bir kadro. Bakalım tercihler ne olacak? Şimdi tercihler ne olacak noktasında belki Barış Alper Yılmaz'a bir parantez açabiliriz. Çünkü geçen sezondan beri hem Galatasaray hem Avrupa Şampiyonası ardından yine Galatasaray'la başlayan ve milli takımda da devam eden bir maç süreci. Neredeyse hiç dinlenme fırsatı bulamayan isimlerden biri Barış Alper ve sanki o yorgunluk da Galatasaray forması altında biraz kendini gösteriyor son haftalarda. Bu noktada yine milli arada bir milli takım mesaisi olacak. Şimdi gelen haberler sözleşme şartlarının iyileştirilmesi, işte yıllık ücretinin iyileştirilmesi için yönetimin devreye gireceği şeklinde. Barış Alper'le ilgili Selahattin Kınalı, buradan devam edelim isterseniz. Barış Alper şu anda mevcut ürünüyle de sunumuyla da bir sokaktan gelen bir futbolcu olduğunu çok bariz bir şekilde bağırıyor. Benim de esasen bu tarafı hoşuma gidiyor. Yani böyle bir tarafının da olması. Sonuçta biz teknik direktörlerin tiki takasından bunalan bir futbol seyircisi var. Onlardan biri de benim. Zaman zaman teknik direktörünün de istemeyeceği şekilde oyunda inisiyatif alan oyuncular istiyoruz. Oyuncu istiyoruz yani. Nasıl play tuşuna basıyorsun ya, bir play tuşu var, bir de game tuşu var. Game tuşuna basılmış oyuncular teknik adam oyuncuları. Mekanik. Ben play tuşuna bastığımda oyuncu izlemek istiyorum. Barış Alper'in sürekli play tuşuna basabilirsiniz, cevap veriyor çünkü. O oyun işte sokaktan geliyor olmanın öyle bir şeyi de var. Sürekli oynamak istersin ya. Hı hı. Ayakları seni taşımıyor ama yine koşmak istersin. Yine topu bana atın, topu bana atın dersin. Barış Alper öyle bir çocuk. Sonuna kadar kullanıyor. Bu onun hem onu hem avantajlı kılan tarafı hem de dezavantajlı tarafı. O dengeyi oturtabildiği ölçüde önü çok daha fazla adalara doğru bile gidebilir Barış Alper. Öyle bir çünkü dikkatli gözler ya da futbolun bir oyun olduğu gerçeğiyle daha yan yana duran gözler Barış Alper'in oynadığı her tribünü harekete geçirebileceğini, seyirci sayısını artırabilecek bir oyuncu olduğunu görüyorlar. Barış Alper öyle bir oyuncu. Fakat sokak oyuncusuyla işte takım oyuncusu dengesini oturtması lazım. Şu anda bence Barış Alper 51 sokak, 49 takım oyuncusu. Fakat işte o sokak oyuncusu tarafı da Barış Alper'in ne yapacağını bilmiyoruz ya. Kestiremiyoruz. Benim hoşuma gidiyor. Zaman zaman ben futbol seyircisiyim. Galatasaray adına izliyor olsaydım belki zaman zaman beni sinirlendirirdi. Ama ben öyle bakmadığım için Barış'ın her ne yaparsa yapsın dikkatli izliyorum. Hoşuma da gidiyor. Topu kaptırsa da bazen saçma sapan işler de yapıyor ama o da ona dahil işte. Ayrılığın sevdaya dahil olması gibi. Barış Alper'in oyunu bir futbol severin yani oyun tırnak içinde oyun kovalayan her futbol severi seveceği bir oyuncu tipi. Ama tabii ki biraz törpülenmesi gereken tarafları var. O törpü işini abartıp çocuğu oyuncudan, player'dan, gamer'a evriltirsek o da kötü. Ona da dikkat etmek lazım ama Barış'ın doğal hali yayla çocuğuna, biraz yayla çocuklarına benziyor. Karadeniz'in yaylalarından gelmiş. Doğal halinin çok da bu game'e evrilmesine izin vereceğini de düşünmüyorum açıkçası. Ama birazcık bir denge bulma sorunu var Barış. Bir de alt liglerde pişmiş. O çok önemli. Geldiği yer alt lig. Evet, geçiyorum. Yani geldi. Alt ligde bence çok iyi işler yapmış. Takip etmiştim o aralar. Beşiktaş'ta evet, evet. Da gündeme gelmişti. Çok iyi oynayarak. Trabzonspor için de önerdik. Ederek. Bunlardan bizde çok var dediler. O zaman. Geçiyorum'da oynarken. Maalesef öyle hep oluyor. Maalesef oluyor. Beşiktaş'ta evet. Da öyle oluyor. Yani diğer kulüplerde de oluyor. Bizde var ama işte olmuyor.
Şimdi belki de Avrupa'ya gidebilecek, belki de değil Avrupa'ya gidebilecek birinci sıradaki oyunculardan biri şu an itibariyle. Yani bu maçta belki dinlendirebilir, onu söyleyeyim. Yani evet, elde çok adam var. Bir şey yapabilir mesela, bir Ahmet Kutucu hamlesi olabilir. Ben hak ettiğini düşünüyorum. İki kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Ya, belki Barış'ı kenara alıp bir dinlen. Nasıl olsa şey yani İzlanda maçı var, o maç çok daha sert geçecek. Ahmet farklı bir maç olacak. Hakan'la Orkun'un yedeklemesi için de işe yarar. Yani çok, onlara kesinlikle. Da Ahmet çok zeki bir oyuncu ya. Evet. Tam hatırladım. Yani 24 yaşında ve her yerde evet. oynayabilen bir oyuncu. Evet. Yani ben beğeniyorum. Doğru, İzlanda maçını unuttuk. Bak mesela İzlanda maçı var ve hava şartlarının, saha şartlarının belki de ağır olabileceği. Yani halı sahada oynuyorlar genelde. Artı oralar şu an itibariyle kış. Peki. Yani esas kadrosunu Montella İzlanda'ya saklayabilir. Yani ben kadroda bir sürpriz bekliyorum açıkçası. Değişiklik Peki. bekliyorum bu maçta. Yunus 11 bekliyorsun ama sen de değil Yunus mi? Yunus da bekliyorum evet. 11 Yunus, bekliyorum. Ahmet, Yunus'u 11 bekliyorum. Ahmet olabilir. Bakın bir Semih olabilir 11'de. Yani farklı bir 11 bekliyorum. Bambaşka bir. Bambaşka bir diziliş, bambaşka bir plan. Bakalım. Yaşanabilir yarın akşam. Göreceğiz. Bu arada 18'deki basın toplantısında da belki bazı bilgiler verecektir Montella. Onu da bekleyip görelim. Şimdi Fenerbahçe ile devam edersek bay haftası, milli ara, uzun bir ara olacak sarı lacivertler için. Kartal Yiğit, milli ara öncesinde eleştirilen hangi konuların milli ara sonrasında değişmesini, düzelmesini bekliyorsunuz Fenerbahçe'de? Zira alınan sonuçlara rağmen taraftarı henüz tatmin etmeyen bir tablodan bahsediyoruz. Evet. Oyun anlamında, teknik direktörün ismi anlamında diyelim, Mourinho konusunda hala eleştiriler var. Bu noktada milli ara sonrası siz nasıl bir Fenerbahçe görmeyi hedefliyorsunuz, bekliyorsunuz? Şimdi bir kere Fenerbahçe çok bir ara vermiş olacak. Yani bay artı milli, yani 20, yanılmıyorsam 20 gün. 20 güne yakın 20 bir ara gün, evet. 20 gün civarı bir arası var. Ha, bu nasıl yansır takıma göreceğiz. Onu şu an itibariyle söylemek bence doğru olmaz. Şimdi bazı takımlar uzun periyotta ve zorlu geçen haftalarda dinlenmeye yarayabiliyor. Ama bazı takımlara da tam tersi. Ritmini bulanlar için ritmi kötü. Ritmi bulanlar için doğru. Ben Fenerbahçe'ye yarayabileceğini düşünüyorum. Ya yani şimdi ritmi bulan takımlar arada bir soğuma dönemine giriyor. Yani o tempoyu yakalayamıyor, eski temposunu. Zararlı çıkıyor. Ama henüz ritmi bulamamış. Oyun sistemi oturmamış. Hocasıyla takım arasında hala büyük kopukluklar olan ekiplerde bu tür aralar iyi geliyor. Yani ama şu var. Şimdi Mourinho ne yapıyor? Onu da bilmek lazım bu arada. Yani nasıl bir çalışma ritmi var Fenerbahçe takımında? Onu görmeden de çok fazla bir şey söylemenin doğruluğunun tartışılacağını düşünürüm. Ancak hiç olmazsa oyun olarak iyi gitmeyen bir şeyler vardı Fenerbahçe'de. Bu arada bazı sorunların masaya yatırıldığını düşünüyorum. Yani hem yönetim açısından hem teknik anlamda Mourinho hem futbolcular arasında, yani bu aranın Fenerbahçe'ye iyi geleceğini düşünüyorum ben. Yani yeni bir başlangıç yapabilir Fenerbahçe önümüzdeki hafta sonundan itibaren. Ama yanılmıyorsam Mourinho ülkesine gitti. Kızının, hafta sonu kızının evet, düğünü var. Kızının düğünü var herhalde şu an orada. Üç gün izinli olacak Fenerbahçe. Evet, yani Cuma, cumartesi, pazar. Başladı yani herhalde bugün gidecek ya da. Kızının drahomasında neler var acaba? Neyinde? Drahoma derler onlar şey, çeyizinde. Yani böyle bir baba var, bir şeyler herhalde. Çeyizi olduğunu düşünmüyorum. Ya baba neler verdi? Baba zaten söyleyeyim. Vermişti vereceğini. Yani çeyize gerek yok zaten. Ya kimler katılacak mesela, o beni ilgilendirir. Aa, evet. Yani merak ederim daha doğrusu. Güzel bir ayrıntı. Acaba kimler buradan katılacak kimler o düğün? Gitti. Her şey büyük ihtimalle Sayın Başkan gider. Biz düğün dedikodusu yapmayı severiz, evet, şimdi düğünden sonra kimler konuşacak. Gelecek? İşin biraz magazinsel boyutu da var. Hakikaten mesela o Portekiz'in şu an belki yılın düğünü olacak. E tabii. Ya büyük ihtimal yılın düğünü. Belki spor camiası, sanat camiası, siyasetten de olur. Büyük ihtimalle Portekiz'den. Mesela Fenerbahçe'den kimler gelir? Ali Koç, büyük ihtimal Ali Bey, Acun Ilıcalı gelecektir. Onlar olur. Futbolculardan da gelen olabilir. Yani davet etmiştir herhalde.
Sayın Mourinho. Bilmiyorum. Biz de şeye bakarlar bilirsin. Mesela hepimizin başından geçmiştir düğünlerde. Mesela davet etmedin, hakikaten yer problemi oluyor. Davet etmedin, küsüyor sana. Mesela Mourinho'nun düğününde olacak mı merak ediyorum. Yani öyle bir maddi anlamda olmaz gerçi de. Belki davet etmedikleri olabilir. Şimdi kimler gelecek, kimler katılacak? Biraz böyle bir şey yapalım. Bir de kimle kimi aynı masaya kod. Ay bunlar aynen. Çok büyük dertler. Değil mi? Gerçekten. O da var. Ay, öyle. Ya beni yani şu masaya... Mourinho'da olsam bu derdi yaşıyorsun. Beni şu masaya almamışsın mesela. Biz kızımıza mutluluklar dileyelim. Aynen. Geçelim. Bize düşen o bizi davet etmeyeceğine göre. Ben darıldım şahsen. Valla seni edebilirdi. Yani ben seni bekliyordum. Seni bekliyordum gidersin diye Lizbon'a. Dur hali umudu kesmiş değil. Olabilir daha var. Peki şimdi... Yani işin şakası bir yana da ben Fenerbahçe adına olumlu olacağını bekliyorum açıkçası. Şimdi bekliyorum. Dönüşte Samsun Spor ve Manchester United maçlarının kolay olduğunu değil. Bir hatırlatalım i̇ki bir kez zor daha. Zor gerçekten iki zor maç. Hele Samsun Spor Lig'de. Ya şimdi Fenerbahçe evet Avrupa'da farklı bir düşüncesi olabilir ama Fenerbahçe'nin ana düşüncesi ligde bir an önce arzulanan oyunu ortaya tabloya şampiyon olmak. Masaya sunmak, şampiyon olmak. Yani herkes Fenerbahçe'den daha doğrusu Mourinho'dan bunu bekliyor. Ligde bir iyi gidişat olsun. Ligdeki oyun herkesi tatmin etsin. Öncelik bu. Yani şimdi her kime sorsam ben Fenerbahçeli arkadaşlarla konuşuyorum. Ligde şampiyonluk diyorlar. Şimdi bu hafta, önümüzdeki hafta sonu Samsun Spor maçı çok önemli. Kritik bir maç bence. Samsun Spor'u kazanmak tek düşünce. Manchester'ı çok fazla düşünmenin olacağını tahmin etmiyorum. Ki zaten Avrupa'da da aslında öyle ya da böyle iyi giden bir Fenerbahçe var. İki maçta da istenilen bence arzulanan puanı almış durumdalar. Yani ligde ne yapacaklar? Herkes onu bekliyor. O nedenle zor bir maç. Fenerbahçe adına çıkıştaki bir Samsun Spor var. Pes etmeyen bir Samsun Spor var. Son maçta gördük. Evet. Adana Demirspor karşısında uzun süre geride oynamasına rağmen maçı... Önceki Göztepe maçı ya. Göztepe maçı. 3-1'den geldi. Yani adına. Hep geriden gelip kazanmasını bilen. Yani Beşiktaş Samsun Spor'la daha form tutmadan oynamıştı. Bence çok önemli bir deplasmandan artıyla döndü Beşiktaş. Ama bundan sonra gidecek büyük takımlar için zor bir deplasman. Samsun 2 yeniliği almış. İkisi de sahasında. Ama şu anda Samsun'un 18 puanı var. Fenerbahçe 1 maç eksik 16. Bu arada o yenilgilerden biri Beşiktaş karşısında. Evet. Beşiktaş'a karşı da iyi oynadı. Tabii, iyi oynadı. Kazanabileceği bir maç diye. Evet. O kadar pozisyon ürettiler. Şimdi Samsun kazanırsa Fenerbahçe'ye 1 maç fazlasıyla 5 puan fark atıyor. Tabii tabii. Ya şu an Samsun ligin ikincisi. Evet. Ha tabii ki çok gerçekçi bir teknik adamları var. Kazandıkları maç sonrası ligde kalma yolunda önemli bir adım attık diyor adam. Alman doğru. Olduğu için bizim gibi gazla çalışmıyor. Akılla, bilimle çalışıyor. Doğru. Görüyor ama sonuçta takım kazanmaya devam ettikçe senin de hedeflenme değişir. Tabii. Şimdi Samsun Spor'un bir Fenerbahçe galibiyeti sonrası şehrin bütün havası değişir. Çünkü bir ara zaten Samsun Fener sen bilmezsin belki. Arkayı Fenerleyelim şeyleri vardı. Samsun Spor bir ara müthiş bir takımdı. Fener'i nerede yakalasa 4 atıyordu. Öyle bir takım şeylerin vardı Samsun'un. Şeylerin olduğu takım. İşte Ercanların falan. Evet işte o takım. O takım herkes transfer oldu zaten. Celiller. Ya öyle bir geçmiş de var. Hikaye de var ama ben Fenerbahçe'nin maç kaybetmesini çok beklemiyorum. Ya Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ve dahi daha az olsa da Beşiktaş'ın maç kaybetmesini beklemiyorum. Ligde dengeleri müthiş açık. Yani anlatılır gibi değil aslında. Futbolumuzun İskoçya Ligi'ne dönüştüğü söylemi bir galat değil yani. İstanbul'un 3 büyüğünün toplam değeri, takım değeri kalan ligin 16 değerinden. Takımın toplam değerinden tabii. %20-30 fazla. Daha fazla. Fazla. Yani buradan rekabet ve iyi futbol çıkmaz, kalite çıkmaz. O yüzden ben Samsun Spor'un bu saygı duyulası gidişine rağmen Fenerbahçe'nin puan kaybının zor olduğunu görüyorum. Yalnız zor orada. Bir fikstür. Şimdi ekrana da geliyor. Evet. United var sonrasında. Bodrum ve Trabzon içeride. Deplasman. AZ Alkmaar'da iki zorlu deplasman arka arkaya. 4 gün arayla. Ben Alkmaar'la United oyunlarına çok aşırı konsantre olacağını düşünmüyorum. Ben de öyle. Türk takımlarının daha doğrusu genel sorunu bu. İçerideki mücadeleyi yeterli görüyorlar. Ama yani İşte 5. yıldız, 25. yıldız. Zaten nasıl bunu yeterli görebilirsiniz? Toplama takımlarla bir mücadelenin içine girersen, Hollandalı Belhauer'un söylediği gibi saygı duyulası bir ülke olmaktan çıkıyorsun.
Toplama takımların hepsi bir yıllık planlamanın takımlarıdır. Bir yıl sonunda şu büyüklerin hangisi olursa olsun başarısız olduğunda yeniden bir hesaplaşma dönemi başlayacak. Yeniden oyuncular gönderilecek, oyuncular gelecek, hedefleme değişecek filan. Niye? Büyük takım olabilmek için ya da bir ekol, bir saygı duyulan bir oyuna sahip bir takıma dönüşebilmen için 3 yıllık, 5 yıllık planlama yapman gerekiyor. Bizde o kadar süre yok. Taraftar buna izin vermiyor. Taraftarın baskısını yönetimler pratik çözümlerle, transferle çözmeye çalışıyorlar. Taraftar istiyor, biz transfer yapıyoruz. Ne oluyor? Sezon sonu 4 tane şampiyon çıkmıyor ki. Her ligden bir tane şampiyon çıkıyor. Hani UEFA buna bir çare bulsa, hani hadi Türkiye'ye 4 şampiyon şansı verdik, hakkı verdik filan dese çözülecek sorun. Bizden 4 şampiyon çıkacak. Bir tane şampiyon çıkar. Oluyor. Orada bile kavga çıkar, ben sana ayrı söyleyeyim. Mesele, biz daha şampiyonuz, siz daha şampiyonsunuz. Kesinlikle kavga çıkar. Herkes şampiyon olsa bile çıkar, öyle bir durumdayız. Yani kendi gerçeğimizle samimi bir yüzleşme yaşamadan bizim dünya futboluna, Türkiye'de de futbol oynanıyor dedirtmemiz çok zor. Türkiye'de Belavuz'un dediği gibi Avrupa'da son kullanımı tarihi yaklaşmış yıldızları transfer ediyoruz. Onların başına bir de kariyerli bir hoca getiriyoruz. Hadi bizi şampiyon yap diyoruz. Zaman zaman da oluyor. Çünkü üçünden biri, dördünden biri olacak zaten. Olacak. Ne oluyor, gidiyorsun Edirne'den öteye gidiyorsun. Bambaşka bir dünya, orada başka peki, şeyler var. Milli takım arasında Fenerbahçe'de sistemin değişmesini bekler misiniz? Örneğin üçlü savunmaya yönelik bir deneme. Hayır, Mourinho zannetmiyorum. Mourinho ilkeleri, duruşu Kostic'i olan devreye bir sokacak adam. Bir planlama ligde. Sokabilir. Hayır, Mourinho üçlüye döndüğü zaman da niye döndü diyecek halimiz yok. Tabii ki demeyeceğim. Ama Mourinho sonuçta bir birikim, bir kimlik, bir fotoğraf, bir portre. Geçmişini de görüyorsun, portre dediğin zaman arkasını da görüyorsun. Öyle şeyleri çok az olmuş. Ha, yapabilir mi? Oyuncu grubuna göre deneyebilir, bilmiyorum onu. Ama Mourinho ne demek? Sağlam oyun demek. Ya sağlam oyundan vazgeçmeyecektir. Zaman zaman hani önde oynuyoruz. Onu denemeye çalışıyor fakat ilk yarılarda onu deniyor, ikinci yarı özüne dönüyor, maçı alıyor. Ben değişeceğini düşünmüyorum. Yine kendi bildiğini doğal olarak zaten öyle olması gerekir. Okumaya devam edecek. Niye? Mourinho'yu alanlar bilmiyor muydu Mourinho'nun nasıl bir teknik adam olduğunu? Mourinho genç bir adam değil ki. Ne yaptığını, ne ettiğini herkes biliyor dünyada. Sen onu alıyorsan bir ekolü alıyorsun. Ya sen o ekolü aldın, ekol kendi bildiği yolda devam edecektir. Yani gemiyi istediği hızda, istediği rüzgarda, istediği yönde yürütecek olan Mourinho'dur. Ve onun da bir geçmişi, bir birikimi, bir fotoğrafı var diyorum. Mourinho'nun kendisinden vazgeçeceğini düşünmüyorum. Mourinho kendinden vazgeçmiş olur. Niye yapsın ki bunu? Anca canı sıkılırsa. Yani. Fakta olmuyor, canım sıkıldı, değiştirdim. Ya şu var aslında. Bir iki cümle alayım. İşin şey boyutu farklı. Bu kadro kalitesi ve genişliği olarak Fenerbahçe her sistemi oynar. Yapabilir yani. Normal şartlarda üçlü oynar. Bal gibi de oynar. Kenarların iyi, beklerin iyi. Yani Kostić diye bir oyuncu aldın. Aldın zaten. Tabii yani Kostić oynatmak adına yapabilir. Peki. Oyun içerisinde göreceğiz ama zaman zaman bu tür değişiklikler. Peki. Şimdi değerli izleyenler, bu saati tamamlıyoruz. Saat 13'te Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniye Spor ile Diyarbakır Spor karşı karşıya gelecek. A Spor ekibinin Osmaniye izlenimleriyle bu saati tamamlayalım. Saat başında yeniden buradayız. Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Araya gitmeden önce A Spor ekibinin Osmaniye izlenimlerini karşınıza getirmiştik, ekranlarınıza getirmiştik. Osmaniye Spor, Diyarbakır Spor mücadelesi saat 13'te oynanacak ve A Spor'dan tabii ki naklen ekranlara gelecek. İkinci tur heyecanı devam ediyor. Bugün de A Spor'da 3 karşılaşma olacak 13-15 ve saat 19 saatlerinde ve tur atlayan takımlar belli olacak. Bir üst tura yükselen son ekipleri artık bugün belirleyeceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda birazdan bir bağlantımız da olacak. Bu karşılaşma öncesi, Osmaniye Diyarbakır maçı öncesi. Hemen konuklarıma şöyle birkaç cümleyle, ya bir dakika size döneceğim, önce bir bağlantımızı yapalım. Hazırmış İbrahim. Hemen İbrahim'e bırakalım sözü ve Osmaniye Spor Diyarbakır Spor mücadelesi öncesi son detayları İbrahim'den alalım. Ezgi, teşekkürler. Osmaniye'deyiz. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
kupa bülteninin ikinci günündeyiz. 18'i ikincilik takımı olmak üzere toplam 64 takım bu turda ter döküyor. 58 karşılaşma oynandı. Günün programında da 6 maç var. Dün oynanan karşılaşmalarda 23 takımın 3. tura yükseldiğini ifade edelim. Adıyaman FK, Elazığ FK, Belediye Derince Spor, Kolibri Ağrı 1970, Amasya Spor FK, Ankara Demir, Kelkit Hürriyet, Bayburt Özel İdare Spor, Tire 2021, Yeşil Yalova, Ergene Velimeşe, Etimoskut Belediye Spor, Fatsa Belediye Spor, Mardin 1969, Çorlu Spor 1947, Küçükçekmece Sinop Spor, Bursa Nilüfer FK, Sarıyer, Soma Spor, Niğde Belediye Spor, Kırklareli Spor, Karaman FK ve Viranşehir Belediye Spor tur atlayan takımlar oldu. Günün programında 6 maç var. 3 maçın A Spor ekranlarında canlı yayınlanacağını hatırlatalım. Saat 13'te Osmaniye Spor, Diyarbakır Spor, saat 15'te Uşak Spor, Bursa Spor ve saat 19'da Erciyes 38 FK, Ordu Spor 1967 maçları A Spor ekranlarında canlı olarak izleyicilerin görüşüne sunulacak. Dönelim bugüne. Osmaniye Spor'la Diyarbakır Spor tarihinde sadece bir kez karşılaşmış. O maçında 2-2'lik eşitlikle sona erdiğini söyleyelim. Üçüncülük, üçüncü grupta mücadele eden Osmaniye Spor 5 maçta topladığı 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Deplasman temsilcisi Diyarbakır Spor ise 2. ligde 6 maçta topladığı 1 puanla son sırada ve Diyarbakır Spor'un da ligde zor günlerden geçtiğini, maddi imkansızlıklarla boğuştuğunu hatırlatalım. Zira Türkiye Kupası da yeni formata geçti. Avrupa Kupalarında olduğu gibi bir değişiklik de zira Türkiye Kupası'nda gerçekleşti. Kısaca ondan da bahsedelim. 5 eleme turunun ardından 19 takım grup aşamasına kalacak. Avrupa'da maçlara çıkan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un kupaya grup aşamasında dahil olacağını söyleyelim. Toplam 24 takım 6'şarlı 4 gruba bölünecek. İlk 2 sırada bitiren takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalden finale kadar da tek maç eleme usulüyle 14 Mayıs 2025'te kupa sahibini bulacak. Tabii şu detayı da vermek istiyorum aslında Ezgi. 3 gündür deprem bölgelerindeyiz. Gerçekten Şubat ayında gerçekleşen depremle birlikte çok zor günler geçmiş burada. İnsanların hikayelerini dinledik. Osmaniye'de deprem bölgesi yine ayağa kalkmaya çalışıyor. Tabii Ağspor'un da bu maçların yayıncısı olması şehire ayrı bir heyecan, ayrı bir hava katmış. Birçok geri dönüş aldık. Buradaki halkın selamlarını sizlere ve tüm Türkiye'ye göndermemizi istediler. Üzerimizde kalmasın. Bu bilgiyle birlikte Osmaniye'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Ezgi. İbrahim Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Hemen konuklarımdan da bu maçla ilgili olabilir, Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili olabilir. Şöyle birkaç cümle rica edeyim. Selahattin Kınalı. Muhabir İbrahim'i tebrik ederim. Futbolun, hani hep diyoruz ya, futbol sadece futbol değildir. Evet işte futbol sadece futbol değildir dememiz için gittiğin yerin sosyal hayatıyla ilgili de kaygıları, iyi kötüyü neyse paylaşmak gerekiyor. Depremle ilgili, deprem sonrasıyla ilgili paylaşımları için teşekkür ederiz. Yoksa muhabir arkadaşlarımız işlerini yapıyorlar. Evet güzel ama nereye hangi muhabir gitse hemen gidiyor lokantası ne yemeği yiyoruz, kebap mı? Onları yani şehirlerde müzeler var, ne bileyim kabirler var, geçmiş dönem insanları var, kıymetli bir sürü insan var. Mesela Osmaniye'nin eski adı Cebeli Bereket'tir. Cebeli Bereket. Ben de onu bir yerde bir okumalarda baktım. Cebeli Bereket bir baktım. Girdiğim içine zaten okuma işleri böyleydi. Bir yerden girersin, nereden çıkacağını bilemezsin artık. Sonra Orhan Abdülkadir Kemali Bey var. Cebeli Bereket doğumlu. İlk birinci mecliste milletvekili falan. Bir gazete çıkarıyor 1930'da. Yoksulların dertlerini anlatan bir gazete ama o zaman tek parti dönemi. İstiklal Mahkemesi'nde yargılanma korkusuyla adam Suriye'ye kaçıyor. Abdülkadir Kemali Bey müthiş bir adam. Ve bu Abdülkadir Kemali Bey kim biliyor musunuz? Yazar Orhan Kemal'in babası. Ya bunlar Osmaniyeli. Yani oraya Osmaniyeli, Cebeli Bereket hani oraya gidersin. Dev bir yazardır Orhan Kemal de, halkın yazarıdır. Tabii ki. Biraz da onları hani biraz vakit harcayalım. Yoksa Osmaniye oynamış, Diyarbakır'la oynamış. Diyarbakır da bizim, Osmaniye de bizim, biz onların. Oynarlar sonuçta, ama oyun bu yani. Biraz da fıstığından bahsedelim be. Neden? Fıstığından.
Müthiş fıstığı var valla ben. Size ifşalayayım mı? Vallahi. Samet Hoca getirmiyor mu Beşiktaş vallahi tesisleri? Getirmedi. Fıstık siparişi verdi da... Kartallı'ya da az önce bir sohbet eder. Mahmut Hoca'yı aradım gitmemiş. Evdeymiş. Aa, veremediniz. Veremedim vallahi canım. Ay Allah. Yani, neyse sesinizi duyan vardır illa. Duyan varsa bir fıstık yok. Ben fıstıkçıyımdır. Fıstığının Osmaniye farkı... fıstığı. Yani Antep fıstığından farklı bir fıstık mı? Nasıl tabii, bir kabuklu tabii, fıstık? Kabuklu. Yer kabuklu. Ha. Evet, evet. Ve hakikaten müthiş yaralı. Çayla da güzel gider. Müthiş yaralı insan vücudu. Başka kolesterol için, gider. Kolesterol doğal yollarda düşürmek için. Evet. Güvenç abiye döndü sen ya. Nasıl? Güvenç Hoca'ya döndün doğal yollarda. Güvenç Hoca'yla yayın yapa. Güvenç Hoca'yla Mahmut Hoca'yla yayın yapa yapa. Her şey abi. Mesela Mahmut Hoca ben zannettim şimdi Osmaniye. O gider. Osmaniye'de çok dostları var. Gider zannettim. Gidemedim dedi. E dedim bari gidemediysen bir fıstık falan bir yollattır da yiyelim şimdi yani. Yani hiç yoktan tamam dedi söyleyeceğim dedi. Şaka bir yana. Bu mesaj bir yerlere ulaşmıştır, ulaşmıştır diye tahmin inşallah. Ediyorum. Oraya yani. Kim gitti bizden? Ömer mi gitti? Ömer spiker. Evet. İbrahim de orada işte. İbrahim de orada. Belki dönüştür söyleriz. Duymuşlardır. Peki. Şimdi devam edelim değerli izleyenler. Yine ligin gündemiyle, takımların gündemleriyle Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlılarda... Giovanni van Bronckhorst bir süredir eleştiriliyor. Oyunundan ziyade aslında tercih ettiği isimler nedeniyle veya tercih etmediği isimler nedeniyle. Açıklamaları oldu Beşiktaş Teknik Direktörü'nün bu konuyla ilgili. Bir izleyelim sonra biz de değerlendirelim. Evet, van Bronckhorst'un açıklamaları bu şekilde. Özellikle tabii dikkat çeken bölüm Semih konusu en çok tartışılan. Semih Kılıçsoy. Yükselen bir yıldız. Onunla birçok kez görüştük. Geliştirmesi gereken konular var. Gelecekte önemli bir oyuncu olacak. Neden oynatmadığına dair bu şekilde bir açıklamayı yeterli görmüş Giovanni van Bronckhorst. Ama tabii benim burada dikkatimi çeken nokta Semih'ten ziyade Onana bölümü. Onana'ya mental açıdan destek olmaya çalışıyorum diyor ama bu noktada mental olarak açıkçası ne durumda olduğunu bilmediğimiz bir Salih Uçan var ve bu konu sorulmadı mı yoksa soruldu da cevap mı vermedi Salih bölümünü açıkçası ben daha çok merak ediyorum Semih'ten ziyade çünkü hiç yok yani Salih diye bir oyuncu yok neredeyse Beşiktaş'ta ve Onana'ya mental açıdan destek olmaya çalışırken acaba başka bir oyuncu kayıp mı ediliyor bu da ayrı bir nokta bu açıklamaları Kartallı'yı nasıl yorumlamak lazım? Şimdi bir kere önce şöyle başlayayım. Antep beraberliği sonrasında bazı yerlerden hakikaten çok böyle bir hocanın üzerine gidildi. Yani hatta işte bıraksın gitsin. İşte özellikle sosyal medyada zaman zaman yönetim içinde de mesela bir Ajax maçında yönetim içinde de bazı isimlerin işte kadro anlamında yanlış çıktığı şeklinde eleştirileri olmuştu. Ama hoca bıraktı gitti diyelim. Nereye varacak bu olay? Beşiktaş geçtiğimiz sezon 5 hocayla çalışmış. 5 hocayla. Şimdiki 6.'sı. Hoca gitti diyelim. Yeni gelecek hoca ne katkı sağlayabilecek, ne ben verebilecek? Haklı Selim insanların hoca gitsin dediğini bu arada pek zannetmiyorum. Genel anlamda yani. Zaten eleştiri öyle demek, bir şey yok. Gitsin tabii demek değildir. Hayır, mesela zaman zaman işte sosyal medyada böyle taklar açılıyor. İşte hoca gitsin, istifa etsin şeklinde. Böyle tepkiler vardı Antep maçından sonra. Ama hocanın gidişinin Beşiktaş'a hiçbir şey fayda sağlamayacağını biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Zaten dün de Sayın Başkan Hasan Arat bu konuda noktayı koydu. Hı hı. Dün bir sponsorluk anlaşması vardı Beşiktaş'ın. Ondan sonra bir sohbet etme imkanı bulduk Hasan Bey'le. Bayağı da uzun süreli ayaküstü bir sohbet oldu. Ben başkanın bu konuda da biraz sıkıntılı, dolu olduğunu gördüm. Son zamanlarda işte özellikle Antep maçından sonra çıkan haberler, hoca ile ilgili yapılan eleştiriler, televizyon kanallarında. Mesela şuna ben de katılıyorum. Zaten Beşiktaş'ın dün bir açıklaması da vardı. Sayın van Bronckhorst da gerçekten ağır eleştiri de değil, biraz da hakarete varan şeyler, sözler sarf edilmiş. Beşiktaş kulübü bu konuda açıklama yaptı resmi sitesinden. Bir kere hocanın... Buraya ilgin bir şey söyleyeyim, tabii. Sen devam et. Ben de çok merak ettim. Bir gazeteci arkadaşımızmış bunu yapan. Ya yapamaz falan dedim. Yapmaz, abartmışlardır falan diye düşündüm. Baktım, yo abartılmamış. Aynı resim açıklamada yazılan gibi bir söylem. Yani bir gazeteci, bir teknik adama
yönelik eleştiriler elbette getirebilir. Görevidir bu. Fakat eleştiri boyutunu aşıp sanki arada kişisel bir husumet varmış gibi geldi bana. Ben de Kartal'a dedim ki bunların geçmişte böyle bir şey mi oldu acaba? Var bir şey var mı yani? Çünkü aklın sınırları içinde kalarak hazmedilebilecek sözler değil onlar. Tabii. Şeyde öyle bir şey yok dedi yani Kartal'da. Yok, dedim ben öyle bir şeyim var. Çok çirkin ifadelerdi. İnsanları her türlü eleştirebilirsin ya. En güzel kelimeleri kullanarak da insanı tabii eleştirebilirsin. Canım. Buna ne gerek var? Ben de anlamadım. Benim Kartal daha iyi cevabı Kartal'da saklıdır. Bilmiyorum. Şimdi yani. Bu programdan sonra açıklama yapıldı. Hani neyse onu şey yapalım geçelim. Bir kere hoca çok iyi niyetli bir insan. İyi çalışıyor. İyi çalıştırıyor. Ümraniye'de oyuncularla arası çok iyi. Hiçbir problem yok. Dün bunu başkana da sorduk. Sayın başkana. Yani hoca tamam eleştiriliyor. Ne diyorsunuz? İşte Semih'le ilgili aralarında sorun olduğu şeklinde bazı haberler çıktı. Ne diyorsunuz? Bunları tek yetkili ağız sizsiniz. Bize cevap verin. Biz de rahatlayalım. Yani şimdi mesela gazetede haber yapan arkadaşlarımız var. Onlar da mecburlar haber almak durumundalar. Yani zaman zaman yanlış haberler olabiliyor, çıkabiliyor. Doğru, kimse bir şey demiyor. Ama doğruyu siz söyleyin ki bu arkadaşlar da doğrusunu yazsın. Şimdi başkan Hasan Bey noktayı koydu. Dedi ki, biz burada olduğumuz müddetçe hoca hiçbir yere gidemez. Ve gitmeyecek dedi. Ha, hoca giderse biz de gideriz dedi. Bizimle ilintili bir olay dedi. Bunun dışında kimse bir şey aramasın. Hoca ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Semih ile hocanın arasında da bir sorun yok. Hı hı. Dedi ki gidin hocaya sorun arkadaşlar dedi. Semih ile aranda sorun var mı yok mu? Ve nitekim dün yayın vardı. Hocanın çıktı. Açıklayacak zaten bunları dedi. Kendi ağzından açıkladı hoca. Ben başkan... Hocayla değil de biraz önce sorduğunuz sorunun cevabı Semih Kılıçsoy şu an. Kimle milli takımda röportaj yapmak isterdin, konuşmak isterdin diye sormuştunuz ya. Ya değiştiriyorum Arda Güler cevabımı. Semih'le konuşmak isterim. Ya Semih şimdi şöyle daha bunun yeni çıkmış altyapıdan çocuk daha bunlar. Yani toylar. Ne diyecek Semih? Yani ne Semih ne diyecek mesela? Evet benim hocayla problemim var. Beni bilerek oynatmıyor. Hakkım falan mı diyecek? Demeyecek. Sineye çekecek varsa bile. Bakın ben o yüz ifadesinden, vücut dilinden aşağı yukarı bir şey anlarsınız. Bakın üzülüyor. Üzülmesi de gayet doğal. Çocuk genç bir oyuncu. Çocuk. Daha çocuk. Çocuk olmasa da hak ediyor. Hak ettiği için de oynamadığı zamanlar üzülüyor. Üzülmezse ben zaten şüpheli bakarım olaya. Üzülmezse derim ki ya Semih kusura bakma kardeşim sen vurdum duymazsın. Adam seni oynatmıyor. Sen hiç umurunda değil. O zaman eleştiririm ama üzülmesi gayet doğal. Ve oynayacak da. Şimdi mesela eleştiri olacak. Ben de eleştirdim burada. Herkes eleştirdi hocayı Antep maçındaki kararlarından dolayı. 11'de oynatmayabilirsin. Evet. Belki bazı oyuncunun eksik yanlarını biliyorsun. Taktiksel anlamda ben eksiklikler olduğunu duydum. Yani hocanın istediğini tam anlamıyla yapamıyor şeklinde. Bakın ona saygım var. Her hoca oyuncusundan farklı şeyler isteyebilir. Semih de belki taktiksel anlamda eksik. O ayrı mesele. Ama mesela bir Antep maçı. Siz 1-0 öndesiniz. Rakip belli ki artık gole geliyor. Bu belli etmiş. Kapanmışsınız. Üstünüze geliyor. Orada siz Semih ile Salih'i alacaksınız oyuna. Kim ne derse desin yani. Kusura bakmasın Sayın Hoca. Niye? Ben orada bir Semih ile Salih hamlesi bekliyordum. Skoru 2-0'a taşı. Rahatla bitir. Ya Beşiktaş takımının ben savunmaya çekilerek skoru korumasını zaman zaman yadırgadım. Hayır oyun içinde zaman zaman olabilir. Ama Selahattin abi en iyi savunma bence hücumdur. Hücum yaparsınız siz rakibi çıkartmazsınız. İkinciyi bulursunuz yani o zaman savunma yapabilirsin. Ama o da güçle ilgili bir şey. Sen rakibi çıkartma ve çıkıyor rakip geliyor. Ama, bence hocanın yani savunmaya takviye yapması 1-0 galipse 1-0'a da 3 puan alıyorsun. Ben bir şey demiyorum zaten. Savunmaya hamle yapabilirsin. Zaten yapmışsın hamleni. Tayyip Tallay'la evet. Bahtiyar'ı almışsın. Ama fazla bir hamle. Bana göre fazla bir hamle. İstediğiniz
savunma yap, kapanmak daha tehlikelidir. Bu arada savunma yapmak demek defans oyuncusu sayısını artırmak anlamına da gelir mi yani? Orta sahada mesela yine dönüp dolaşıp Salih'e geleceğim ama top tutabilen bir oyuncu top alsanız tutan mesela. Oyuncu Salih'e itirazım yok, olabilir de. Semih için diyorum. Ve az dakika kalmış, oyunu bitirmeye çalışıyor falan. Bunları mesela bazen böyle şanssız goller yersin. Olabilir. Top tutan çok doğru. Top tutan oyuncusu kalmamıştı Beşiktaş o an o sahada. Siz Salih'i alabilirdiniz, Semih'i alabilirdiniz. O anlamda söylüyorum. Ya, o eksikliği yaşadı Beşiktaş. Ha, bunlar olacak mı? Olacak. Ben yine de Van Bronckhorst'un iyi bir hoca olduğunu uzun vadede çalışılması gerektiğini düşünüyorum. En yani başta, kısa vadede hemen bir şeyler bekleyemezsiniz zaten. En başta Van Bronckhorst çok kendiyle barışık, düzgün bir insan kesinlikle profili çiziyor. Bak şimdi bu ekrana getirdiğimiz konuşmasında da Okan Buruk ve Mourinho örnekleri üzerinden ne kadar başarılı olduklarını fakat skor üzerinden hemen eleştiriye başlandığını söylüyor. Bana söylüyor da olacak diyor. Yani bunu çok açık yürekliyle çok rahat bir şekilde söylemesi onun kafasının arkasında şeytan beslemediğini gösteriyor. Çok düzgün bir profil ve bana göre Beşiktaş gereken sabrı gösterebilirse eğer bak şimdi her yediğin bir yoğurt yiyişi var. Semih'e belki de bilerek böyle yapıyor ki bence öyle bilerek yapıyor. Semih'e ceza veriyor. Sen benim istediğimi, teknik adamının istediklerini yapmazsan sana forma yok diyor. Onana'ya belki bu yüzden emek veriyor. Ya Beşiktaş Onana'dan büyük bir zarara uğramadı mı kardeşim? Belki kurtulacak. Bir teknik adam gelmiş işin kolayını kaçar atardı Onana'yı dışarıya bana yeni birini alın derdi. Ne o? Herkes de helal olsun hocaya derdi. Hoca tam tersini yapıyor. Beşiktaş'ın bir yerlere düşmüş bir değerini gerçek değerini taşımaya çalışıyor. Ama başka bir değerini de unutturuyor. Ama bilmiyoruz. Belki Salih'i de öyle... Bilmiyoruz. Tabii ki bilmiyoruz. Belki antrenman performansı belki... Onana'dan da kötüdür Salih'in. Ama en azından Beşiktaş taraftarı bunu bilmeyi hak etmiyor mu? Ya taraftarın her şeyi bilmesi gerekmiyor. Ya, ne yapsın şimdi Bronckhorst çıksın desin ki bu sefer Bronckhorst eleştiriliyor. Eleştirilsin. Adam onu göze alıyor. Adam dürüst, düzgün bir adam. Oyunu ahlaklı ve kuralına göre oynuyor. Kendi kuralları var, kendi ilkeleri var. O doğrultuda bence Salih'i de, Semih'i de istenilenleri yapmadığınız sürece size bu takımda forma yok diye cezalandırıyor. Ama bu cezalandırma, Beşiktaş'ı cezalandırma değil. 3 ay sonra, belki 1 ay sonra Semih'le Salih öyle bir şekilde dönecekler ki kendi içlerinde bir duvar var, bir eşik var. Eğer onu aşabilirlerse, hocanın öyle gördüğüne eminim. O eşiği aşabilirlerse başka oyunculara dönecekler diyor. Özellikle Semih için. Şimdi adama bu duruşuyla saygı göstermesi gerekiyor Beşiktaş camiasının. Eğer saygı ve sabır bir arada giderse Beşiktaş kendi tarihinin hangi hocayı hatırlarsanız hatırlayın. Mildahi, üç yıl üst üste şampiyonluklar filan. En saygıyla hatırlanacak teknik adamına kavuşmuş şu anda Beşiktaş katılıyor. Bana göre. Katılıyor. Biraz sabır. Biraz da hocanın usullerine yoğurt yeme şekline kimse karışmasın. Semih'i benim çok savunan mı var ya? Immobile'yi niye aldınız diyor. Burada yırttım kendimi yani. Semih oynayacak orada. Oynasın. Semih'i kazanalım biz. Yatırımı Semih'e yapalım. Immobile golü atsın. Immobile kötü demiyoruz ki. Benim elimde 19-20 yaşında bir çocuk var. Onu futbola armağan edelim derdindeyim. Yani yoksa ama Semih'te mental eksikler olduğunu biliyorum. Çünkü o da Trabzon kökenli bir çocuk. Trabzonlu. Kafa her şeye çalışmaz yani. Her şeyi biz burada bir çip var. Buraya takıyorlar. Biz her şeyi bilerek doğuyoruz. Semih'te de muhtemelen bunun arızaları var. Hatta aynı şekilde. Fevri hareketi yani. De. Fevri. Ama Semih daha delikanlı ya 19-20 yaşında bir çocuk. Ya çocuğu da bak ben sana söyleyeyim. Yani aslında Bronckhorst Semih'e de büyük katkı yapıyordur. Tabii. Ya illaki olacak bak. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Hani derler ya hoca taktı bana oynat. Ben Bronckhorst'un Semih'e taktığını, kafa olarak taktığını, işte mahsustan oynatmadığını ihtimal bile vermiyorum. Bak ihtimal bile vermiyorum. Çünkü öyle bir insan değil. Evet. Çok net bir insan Van Bronckhorst. Evet. Yani Frankfurt maçından sonra bir açıklama yaptı. O açıklamayı bu ligde yapacak, özellikle Türk olarak söylüyorum, bir hoca göremiyorum ben. Ne dedi? Siz dedi ıslıklayacaksanız dedi benim oyuncumu, maça gelmeyin arkadaş dedi. Evet. Maça gelmeyin dedi. Belki diyecekse tamam bu Avrupalı kimse kafası. Diyemez Türkiye'de. Bak Türkiye'de kimse dediğin gibi, kimse diyemez. Bir Allah'ın kulu, bir teknik adam cesaret edip de onu diyemez ki ertesi hafta zaten o tribünler ona orada neler yaparlar. Ben iddia ediyorum Konyaspor maçında şimdi diyorlar ki bazıları ya işte tepki çekecek hoca, bağıracaklar. Hayatta öyle bir şey olmayacak. Beşiktaş taraftarı Van Bronckhorst'u çok seviyor ve hocası da sahip çıkıyor. Ben şeye gittim Ajax maçına Hollanda'ya.
orada yaşayan taraftarlar, özellikle Almanya'dan gelenler müthiş bir destek sundular. Takımı karşıladılar takımın otelinde ve indiğinden beri hoca iner inmez otobüsten hocayı bağırlarına bassa da meşalelerle karşıladılar. Beşiktaş taraftarının gözünde ve ayrı bir yeri var, gönlünde ayrı bir yeri ve büyük bir kredisi var. Yönetimde de hocanın büyük bir kredisi var. Yanlışlar yapıyor mu? Evet, yanlışlar yapıyor. Belki daha da yapacak. Kendisi de söylüyor. Evet, yanlış yaptın diyor, kabul ediyor. Bu ne da, kadar güzel. Bu da bir erdemdir, kabul etmek. Ve net konuşması, ıslıklanma olayı. Ben de katılıyorum hocaya. Yani daha ne bitmiş? Beşiktaş takımı şampiyonluğa oynuyor. Ya Ersin Avrupa'da, ne yapmıştı ıslıklanma? Yani ne olmuş? Ya arkadaş. Islık, ya iki ıslıklar tamam, o da olabilir. Ben tribünleri, şimdi taraftar duygusu farklı. Biz taraftar gibi şu an bakamıyoruz olaya. Biz de taraftardık. Biz de zaman zaman öyle düşündük. Evet diyebilirsin. Ya maçı kaybetmişsin, farklı yenilmişsin. Sonlara doğru iyi oynamışsın ama buna rağmen. Ama sadece Ersin'le Muçi mi suçlu bu sonuçta? Tabii ki değil. Niye Ersin'le Muçi günah keçisi ilan ediliyor? Hoca o mantıkla bakıyor. Doğru bir bakış açısıyla bakıyor. Doğru. Şimdi hocanın şöyle de bir durumu var. Bu bilgidir. Hoca eğer zaman zaman böyle eleştiriler olacaksa kendisine ya da yoğun tepkiler olursa ilerleyen dönemlerde kaybedecek hiçbir şey yok. Ekonomik açıdan son derece çok rahat bir isimmiş. Bir kere kendi ülkesinde, başka ülkelerde gayrimenkulleri olan, Beşiktaş'a para için gelmeyen. Kendi ülkesi derken Endonezya'da mı? Işte her yerde. Orada kökenli mi? Kendi ülke, Güneydoğu'da. Yok, Hollanda'da canım. Şeyde. Yok kökeni yani Güneydoğu Asya. Belki. Bilmiyorum orada var mı ama Hollanda'da birçok gayrimenkulü olan. Orada da vardır. Ama önemli bir kariyeri vardı zaten. Birçok gayrimenkulü olan, adamın ekonomik kısıtlaması olmayan, ekonomik özgürlüğü olan, Beşiktaş'tan aldığı parayla çok fazla belki ihtiyacı olmayan bir teknik adam. Yani ilerleyen dönemlerde biz hocayı medya olarak da, taraftar olarak da küstürürsek adam der ki kardeşim ben bay bay giderim. Yani paraya ihtiyacı olmayan bir hoca profili var şu an karşımızda. O yüzden yıpratmayalım. Yani adam günümünde der ki kardeşim ya benim mesela nasıl Weghorst'un paraya ihtiyacı yoktu. Ben burada yapamadım, sıkılıyorum, başka yerden teklif var diyebilir. O yüzden Beşiktaş taraftarı, yönetimi, camiası herkesin sabretmesi lazım. Ve kredi açması lazım bu teknik adama. Ve çünkü teknik düzgün, iyi niyetli bir insan. Ligde 6 maçta 4 galibiydi, 2 beraberlik. Evet, lige fırtına gibi girmiş. Ya herkes ne dedi? Şampiyonlar en güçlü adayı Beşiktaş dedi. İşte bir Antep maçında o son golü yemese şu an biz belki başka bir şekilde değerlendiriyor bak, eline Beşiktaş'ın eline evet doğru fırsat onun gelmişti. Onun da söylediği her şey sonuçlara doğru bakıyor gerçekten. Sonuca bakıyor. Söylemiş zaten her şey sonuca. Ne diyor adam, şey eleştiriliyor diyor. Jose Mourinho eleştiriliyor ya diyor. Jose Mourinho için sistemi değiştir diyenler var. Böyle olmaz, oyun iyi değil diyenler var. Otobüs çekti diyenler ama var. Yani şunu da söylemek lazım. Mourinho. Yani Mourinho ama her yer gittiği her yerde eleştirildi. Eleştirildi. Yani İngiliz basını Mourinho'yu yerden yere vurduğu zamanlar oldu. İtalya'da da eleştirildi. Her yerde eleştirildi ya zaten Mourinho. Şimdi, sadece biz eleştiriyormuşuz ya gibi de. Şimdi bak ne derler Ezgi. Eleştirmek insanların doğasında var. Herkes birbirini eleştiriyor. Hoca çıkıyor, basını eleştiriyor. Hoca çıkıyor, taraftarı eleştiriyor. Bizi sabahtan akşama evet kadar eleştiriyorlar ya. Biz, ben bir yayından evet sonra 500 tane mesaj aynı geliyor. Aynı şekilde bize de tepkiler var. Bize ağır hakaretler bile oluyor. Bu maalesef bu işin doğasında var. Bu işi yapıyorsak bunun sonucuna katlanacağız. Bu kadar basit. Ama şu ülkemizde çok kolay. Çabuk adam harcıyoruz biz. Van Bronckhorst gitsin, o gelsin, bu gelsin. Ya gitti ne olacak işte gördük. Yok, kaç tane olacak. Gitsin diye bir gündemi bak, kesinlikle Beşiktaş ağır yenilgiler dahi alsa üst üste bu hocayla devam etmesi lazım. Şu an hoca belli bir sistem kurma derdinde. Ve nitekim kötü de oynamıyor ki Beşiktaş. Üç büyükler gibi dört büyükler içinde şu an en iyi futbol oynayan Beşiktaş oyun olarak. Ya adam Beşiktaş'ın son maçta bir puan vermişsin o kadar. Mustafa'yı yetiştirmeye çalışıyor. Kafa yoruyor. Evet Mustafa'yı oynatıyor. Yani bu adama 3 yıl sabredilse belki Türkiye'de ilk kez bir Türk takımının bir oyunu olacak. Yani dışarıdan bakıldığında görülen doğru bir oyunu olacak belki. Ama her şey, biz hep anı yaşıyoruz. Hep carpe diem, carpe diem yani. Anı yaşayacağız. Biz bu anın en mutlusu olmak istiyoruz. Yarın hiç umurunda değil hiç kimsenin. Ya artık öyle olduğu için gidiyorsun Sparta Prag'dan, bilmem Young Boy'dan, Frankfurt'tan, tokatları yiyip işte geliyorsun. Senin Frankfurt'a bir şey demiyorum.
O ölçüde bir oyundu yani sonuçta adamlar. Üstelik de çok iyi. Ki Beşiktaş en iyi oyunu. İyi de oynadı. Evet. Çok iyi de oynadı. Evet. Bırakın yani bu adamı. Yenilebilirsin de o ayrı mesele. Bırakın bu adamı Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 yılını, en az 5 yılını kurtarsın. Şey önemli değil ki. Beşiktaş eğer camiye olarak hocaya fırsat verirse, diyelim bu sene Beşiktaş 50 milyon euro harcadı. Önümüzdeki 5 yılda 5'er 10'ar milyonluk harcamalarla sürekli şampiyonluğu oynayan bir takımı temeline atıyor bu adam. Geliyor zaten işte çıkıyor. Şey olur olmaz bir şey demiyorum bak. Ama sen 10 milyonluk bir harcamayla şampiyonluğu kovalarsın. Rakiplerin bu savurganlıkla 50'şer milyonla kovalayacaklar. Zaten finansal olarak batık durumdaki bu kulüpleri. Dün bir kanalda kulüpleri anlatılmış. 5.8 milyar toplam borcu varmış 4 büyüğün. Güldüm yani. 7 milyar sırf Trabzonspor'un borcu var. Dernekle şirketi ayrı görüyorlar. Bunlar hepsi aynı. Neyse. Toplamına 5 yaşında yani 10 nokta küsür. Finansal olarak çökmüş takımlar. Bu adam gençlere de yatırım yapıyor. İnanıyor, inandığını gösteriyor. Sahaya atıyor. Lafta kalmıyor. Gençlere önem veriyoruz. Herkes gençlere çok önem verir. Biraz ışık gördüğü zaman atıyor sahaya. Ve bu adam şey de değil. Barcelona'da oynamış bir adamdan bahsediyoruz. Hani sadece akademik bir adam değil. Sahada da futbolun her şeyini yaşamış. Çok da klas oynamış bir adam. Böyle bir adam bulmuşsunuz. Hani geliş şeklini çok beğenmemiş. Küstürmeyelim bak. Yani geliş şeklini şöyle beğenmiş. Biraz değersizleşerek geldi adam. Aslında çok değerli bir adam. Ama geldi bitti. Camiayla uyum gösterdi. Sabır gösterseniz ya kardeşim. Ne zannediyorsunuz kendinizi? Kendimizi ne zannediyoruz ya? Kim gelirse gelsin 3 hafta 2 beraberlik bir galip tamam. Bu da olmadı. Ya, yenisini yolla. Hakikaten şimdi başkan da onu dün dedi. Antep'e puan kaybetti. Beşiktaş yine tepede. Ya koptu mu yani ligden mi? Ya ligden de kopabilirsin dediğin gibi. Yani ligden de Fenerbahçe senelerdir şampiyon olamıyor. Şu son dönemde Beşiktaş'taki o tepkiler Fenerbahçe'de yok. Ya olamayabilirsin. Beşiktaş'ın kaç senede şampiyonluğu var. Sorun ne biliyor musun? Olamayabilir. Bu sene illa şampiyon bak, mu olmak bu durumunda Beşiktaş? Bu sezon sorun şu. Kartal. Açılış çok flaş oldu. 5-0'lık Galatasaray mağlubiyeti. Evet, tabii mağlubiyeti. Beklenti yükseltti. Çok doğru. O maçı 2-1 kazansaydı Beşiktaş hiçbir sorun yoktu şimdi. Oyun iyi. Oyun iyi. Evet. Hakikaten oyun iyi olunca Beşiktaş. Ya Beşiktaş yine söylüyorum. Önemli transferler de yapmışsın tabii. Taraftan. Ya Beşiktaş söylüyorum yine. Beşiktaş bu oyuna bakarak söylüyorum ama. O ayrı mesele. Sonucu bilmem. Hazırlık maçı yapacak mı Beşiktaş? Şu an yok. Arada. Şu an yok. Antrenmanlar devam ediyor ama şöyle dikkat çekici bir şey var. U19. Antrenman izin sayısı biraz inmiş. İzin dört sayısı 4 gündü normalde. El ele milli aralarda daha da fazla oluyordu. Şu an çalışıyor Beşiktaş. Yani biraz sanki Fambrakos dinlenmeye de ihtiyacı yok. Fambrakos biraz şey yapmış. Yani daha böyle katılaşmaya başlamış gibi geldi bana. Ama yine de izin olacaktır. Dinlenmeye de ihtiyacı var. Çok doğru. Çünkü üst üste maç oynadı. Çünkü yorgunuz dedi tabii, Fambrakos. Doğru. Periyot yine başlıyor. Hem de zor bir periyot. Yani Lyon'a gideceksin. Ardından Galatasaray'la oynayacaksın. Yani şunu söyleyebilirim. Ben dün Sayın Başkan'ı kararlı gördüm. Özellikle hocası konusunda. Kesinlikle hocayı birilerine yedirmeyeceğiz diyor. Biz hocamızın arkasında, ben de katılıyorum. Bir sistem oluşturmak öyle 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda olacak iş değil. Peki. Bir sistem kolay olmaz. Beşiktaş'ta Gordon Milne geldi. İlk senesinde çok kötüydü. Gordon Milne'i hatırlıyorum ben. Fulya'da taraftar Kalaslar'la kovaladı. Kalaslar'la kovaladı. Ama ne yaptı o Gordon Milne? Daha doğrusu rahmetli Süleyman Başkan ne yaptı? Hocasının arkasında durdu. Beşiktaş efsanesi doğdu. Siz madem böyle bir şey yakalamışsınız sabredeceksiniz. Bakın ağır yenilgiler de olsa sabredeceksiniz. Olacak futbolda yenilgi olacak. Fenerbahçe'nin harcadığı bütçeye bakın. Kurduğu kadroya bakın. Beşiktaş'ın harcadığına bakın. Kadro kalitesi anlamında evet Beşiktaş daha iyi top oynuyor. Evet. Daha iyi sistem oluşturmuş. Evet. Ya düne kadar herkes diyordu ki ya herkes o helal olsun hocaya nasıl bir sistem oluşturdu. Ya bir mağlubiyet, bir şeyle falan bu iş olacak değil. Ama sorunlar var mı? Evet, sorunlar var. Tabii ki var. Yani hocanın da zaman zaman ders çıkarması gereken konuları, muhatapları oluyor. Yanlış değişiklikler yapıyor olabilir. Belki oyuncusunu hazır görmedi. Buna katılıyorum ben. Hep söylerim. Biz ya da başkası sahada ya da hafta boyu o oyuncuyla çalışma, o grupla çalışan ve onların her türlü sıkıntılarını bilen hoca kadar değiliz. Peki. Onu söyleyeyim. Yani neticede
İlyar'a sonrası durum nelerin değişeceğini İlyar'sa göreceğiz bakalım. Ben Beşiktaş'ta bakalım. Yine bir Konyaspor maçıyla bir havaya, eski havaya bürüneceğini düşünüyorum. Bir galibiyet alarak ardından bir alamayabilirdi kardeşim. Alamayabilirdi. Onu söyleyeyim yani her takımın hep böyle sürekli çıkışı olmayacak. İnişi de olacak. Bunda biraz Tanzimat Aydın'ın kafası görüyorum böyle ligi yorumlarken. Tanzimat Aydınları kendilerini her şeyden farklı görürler. Üstün yani. Görürler. Karşında da Antep var, Konya var yani alamayabilirsin. Antep düşmemeyi yani? Oynuyor. Bir puan almış senden evet. Yani gayet doğal. Tamam bak yine söylüyorum. Şahsi fikrim hocanın değişikliklerinde yanlışlıklar olabilir. Var. Bu ayrı bir şey. Ama hoca şöyle Tuka olsun, İtakak olsun yani olmaz. Peki. Biz bazı şeylerde şapkamızı önümüze almamız lazım. Eleştirilerinde dozu kaçmaması lazım. Ha Onana mesela meselesi var. Onana evet kazanabilir gayet doğal. Kazansın. Dediği gibi para vermişsin. Belki satacak adam devre arasında. Evet. Peki şimdi hemen Trabzonspor'da da milli arada neler beklemeliyiz? Dönüş nasıl olacak? Henüz Şenol Güneş de açıkçası beklediği performansı bulamadı. Taraftarlar da bekliyor. Tabii yapacak bir şey yok. Bir değişiklik var. Bir yeniden bir yapılanma var. Selahattin Kınalı sizin beklentiniz nedir? Şenol Güneş hayatında çalışmadığı kadar çalışıyor onu biliyorum. Ama bu arada İzmir'e gitti. Evet. Fatih Hoca ile Mustafa evet. Hoca ile buluştu. Spor orada bir laf etti. Güzel hoca, çok keyifli bir söyleşi olmuş bu arada. Tabii o kim planladıysa güzel evet, iş yapmışlar evet. Yani. İzmir'e selam söyleyelim buradan. Güzel bir işe ev sahipliği yaptılar. Hoca orada şey dedi Şenol Hoca. İşte Türk futbolun yeniden reorganize olmalı falan gibi. Özetle söylüyorum. Kendi gerçeğimizle yüzleşmeliyiz. Barcelona örneği verdi. Ben 27 yıldır burada Barcelona'dan bahsediyorum. Barça örneğinden bahsediyorum. Niye? Üretmeden büyük olamazsın. Büyürsen de orada kalamazsın. Yani dönemsel başarılar olabilir. Barcelona'nın ilk 11'ine neredeyse her zaman altyapıdan 3-4 oyuncu var ya. Altyapına 3-4 tane altyapı 11'ine koyduğun zaman ekonomik olarak da rahatlıyorsun. Ya birkaç tane yıldız oyuncu transferini yapabiliyorsun. Yani Barcelona bile yıldız oyuncu yetiştirme gerçeğiyle yüzleşmişken. Yalnız ekonomik rahatlama deyince de Barcelona ama o Messi işlerini falan çok şu an duman oldular. Mahvolmuş durumda. Evet onlar da o dersi yaşadılar evet. Bir şey demiyor. Ama o takımı da izledik sonuçta yani. Xavi'li, Iniesta'lı ben daha iyi bir orta saha göreceğime dair umudum da yok. Daha, yani. Bir daha takım, iyisi olmaz yani. Daha iyi bir takım görmeyeceğiz. Ha, Iniesta da dün bırakmış. Teşekkür ederiz onun da bize kattıkları hakikaten için. Çok değişik bir adam. Profesör evet, ya. Kesinlikle. Yani o beyaz şeyleri giyip laboratuvarda görsek hiç yadırgamaz işte. Peki. Iniesta profesör diye. Şenol Güneş'in altyapı vurgusu birazcık umutlandırmadı değil beni. Çünkü büyükler için de altyapı işine camia baskısının en az olacağı yer Trabzon'dur. Oraya yönelik bir tasarrufta bulunursan eğer camia sana şans verir. İstanbul'un üç büyüğü için bu biraz daha azdır o şey. Çünkü onların için başarının tek karşılığı var kazanmak, şampiyon olmak. Trabzon için yetiştirdiği çocukları dünya futboluna armağan etmek de başarı. Bu hani gelenekselleşen bir şey. Öyle olduğu için Şenol Güneş eğer Trabzon altyapısına yönelik bu tür bir çalışma içine girerse şu görevi şu dönemde enkaza dönüş, türülmüş bir takımın teknik adamlığı görevini kabul etmesi Şenol Güneş tarihinin en büyük fedakarlığıdır. En çok şu yaşta 70-72 yaşlarına geldiğince şu yaşta bütün meslek hayatının en yoğun çalışma temposuyla çalışıyor. Bir de altyapıya el atarsa şu son dakika beni şu an mahvetti. Rafael Nadal kariyerini noktaladı değerli izleyenler. 38 yaşında İspanyol raket 22 Grand Slam şampiyonluğunun ardından tenisi bıraktı. Bir efsane daha gitti. Efsane, gerçekten efsane. Ama son yılları çok fazla sakatlık, üst üste sakatlık, üst üste çekilme ve artık mental olarak da zannediyorum etkilendi Rafael Nadal ve kariyerini noktaladı. Ben çok üzüldüm. Şu an gerçekten çok üzüldüm. Nadal'ın bırakmasına mı daha çok? Ben çok ciddi bir Nadal hayranıyım. Tabii Nadal'ın hayranları çok ama benim için Iniesta'nı bırakması daha önemliydi. Ya evet o da daha öyle ama mesela, hani tabii canım. Yani ama Nadal'dan ben şu anda beklemiyordum. Tenisinde bir sezon daha bekliyordum. Tenisinde Iniesta'sı denilebilir yani. Ya evet. Ancak dediğin doğru son dönemde çok yıpranmıştı. Sakatlıklar etkilemişti. Yani bayağı rakiplerine karşı artık eski gücünü gösteremiyordu. Ya şu var belli bir şeye gelince bırakmasını bileceksin. Bu her işte öyle. 209 işte hafta öyle. Bir numarada
kalan bir isimden bahsediyoruz. Önce Federer bıraktı, şimdi Nadal bıraktı. Artık bir devir bitiyor. Kapandı, doğru. Yenileri gelecek. Muhtemelen bir iki seri. Daha gerçi Djokovic oynar ama o da muhtemelen yavaş yavaş sona doğru geliyor. Ama hayat bu ya. Hayatta bir devir daim oluyor. İşte hepimiz belli bir yaşa geliyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Ardından yeni başka bir nesil geliyor. Gerçekten çok üzüldüm. Devri daim olsun deriz ya bazen. Devri daim olacaklardan biriydi evet. Nadal. Peki iki dakikam kaldı Selahattin Kınalı. Şöyle bir toparlayalım. Şu milli aranın en çok Trabzonspor'a yaradığını düşünüyorum. Şenol Güneş'e daha doğrusu ama milli oyunculardan epey gidenler var. Yine tam kadro çalışamayacak. Ama yine de kendi sistemini, kendi oyununu anlatma yolunda. Çünkü Trabzonspor'un hala sahada bir oyunu olduğunu çok net olarak söyleyemiyoruz. Ve bunun için de Şenol Güneş'i ya da teknik adam kim olursa olsun onu suçlamaya kimsenin hakkı yok. Çünkü eldeki oyuncuların bir tanesi bile sizin oyuncunuz değil. Siz almamışsınız yani. Şenol Güneş'in işi zor. Şu milli arayı doğru değerlendirip Trabzonspor'un dönüşteki ilk maçı kimleydi ya? İç saha olması lazım. Hemen bakıyorum. Göztepe'ye gidiyor galiba. Çok zorlu bir oyuna çıkacak. Göztepe deplasmanı. Hayır, Başakşehir. Ha Başakşehir içeride sonra evet, Göztepe deplasmanı. Evet. Başakşehir oyunu da zor. Bu da kolay. Ama Trabzonspor sonuçta Trabzonspor'dur. Sahasındaki her maçın favorisidir. Şenol Güneş'in bu oyuna da beraberlik için çekeceğini düşünmüyoruz herhalde hiçbirimiz. Ama senin düşüncen ne olursa olsun sahadaki verimine göre sonuç alıyorsun, skor alıyorsun. Devre arasına kadar Trabzonsporluların işkence, azap oyunları devam edecek. Yine berabere kalabilir, yener, yenilebilir. Ama Trabzonspor'un çok net olarak devre arasında 3 ya da 4 temel takviye ihtiyacı var. Peki. Sadece şampiyonluğu kovalamak için de değil, başka rüyalar da görmemek için. Peki. Selahattin Kınalı çok teşekkür ediyorum. Kartal'ı çok teşekkür ediyorum. Ederiz, Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler. Size Ziraat Türkiye Kupası heyecanıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.